Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü kapsamında Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'ne Atatürk Kitaplığı kazandırıldı. Açılışı Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Kültür ve Turizm'in Müdürü Zekeriya Ünal tarafından yapıldı. Okulun bir köşesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kitapları, duvarda da fotoğrafları yer aldı. Okul müdürü Ahmet İren kitaplık hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra öğrencilerle söyleşi gerçekleştirildi. Okul müdürü İren kitapların kendilerine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Özünü geçmişten alan, yüzünü geleceğe dönen okul parolasıyla çıktık bu yola. Geçmişimizi ne kadar iyi etüt edebilirsek, geleceğimize de o kadar sağlam bakabiliriz diye düşünüyoruz hep. Ve bu yönde çalışma yapan Kültür Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Milli Eğitim Müdürümüze, Kültür Müdürümüze, ben okulumuza kazandırdıkları bu zengin kütüphaneden dolayı 1000'e yakın kitap var şu anda elimizde ve değerli öğrencilerim hepsi sizin emrinizde, hepsi sizin okumanızı bekliyor. Atatürk Kültür Dil Tarihi Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Gamze Berktin, Milli Eğitim Bakanlığı için hazırlanan dijital Atatürk Kitaplığı projesinden bahsetti. Sosyal bilimler liselerinde Atatürk Kitaplığı açılması projemizin olumlu geri bildirimleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı için bir dijital Atatürk Kitaplığı projesinin de hayata geçirilmesi ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 29 Ekim 2023'te açılması planlanmaktadır. Kurumumuzca hazırlanan bir başvuru kitabı niteliğinde olan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi kitabının Dijital Atatürk Ansiklopedisi'nin, Atatürk'ün Hayatı, Söylev ve Demeçler, Nutuk gibi değerli yayınlarımızın da bahsi geçen dijital kitaplığa dahil edilmesi düşünülmektedir. Programda Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necati Aksanyar, İmparatorluktan Milli Devlete Geçiş konulu söyleşi yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta Bandırma vapuruyla Samsun'a yola çıkışı öncesinde yaşananlardan bahsetti. Anadolu'ya geçtiği zaman önce kendi silah arkadaşı Kazım Karabekir'i de Tekirdağ'da korordu komutan iken Erzurum'da 15. kororduya komutan olarak gönderttirdi. Refet Bele'yi Sivas'ta 17. kororduya görevlendirdi. Ali Fuat Çebesoy da zaten Ankara'da 20. korordu komutanıydı. Kendisini de 9. orduya görevlendirince işinin kolay olacağını düşündü. İşinin kolay olacağını düşündü ama tabii beklediği gibi gitmedi. Çünkü İngilizler sürekli baskı yapıyor. Sürekli baskı yapıyor. Ve bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrıldı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Tabii bazen söylerler Bandırma vapuruyla geldi. İşte Bandırma vapurunun pusulası bozuktu, kırıklı, şöyleydi, böyleydi falan. Öyle bir şey yok. Bandırma vapuru o dönemin en iyi vapuru. Niye sınırdan gitti? İngilizler batırır diye korkudan sınırda gitti. Sahile yakın gitti. İngilizler batırmasın gemiyi diye. Ve giderken zaten İngilizler Mustafa Kemal'in oraya gittiğinde boş durmayacağı istihbaratını almışlardı. Ve bunu önlemek için gayret sarf ettiler ama başaramadılar. Samsun'a çıktı.